Onur Eylül Kara ile birlikteyiz. Bir dertle başlıyor her şey ve eş zamanlı sanırım bir aşkla başlıyor. Aşkın dert olduğunu söylemek istemiyorum ama aşkına bakar o. Bir yandan da dert olmalı aslında aşk. Çocukların kendi cevherlerini, kendi seslerini duyabilecekleri, kendi cevherlerini hissedebilecekleri ve var olmaları için, güçlenmeleri için kendilerine bir alan bulabilecekleri bir mekan, bir oluşum, bir hareketlilik, bir yaratmaya aslında çalıştık. Hikaye birazcık böyle başladı. Bu süreçte çok farklı şeyler, farklı süreçler deneyimledik. Birincisi şuydu sanırım, yani hesap metafiziği içinde yaşadığımız bir dönem bu. Yani hesapsız hiçbir şeyin yapılmadığı bir dönem. Biz hesapsızca yola çıkmıştık ve yaptığımız her şey gönülden olacaktı. Bir aile geldi ve dedi ki, size bir şey soracağım, neden bunları yapıyorsunuz dedi. Biz de dedik ki, yani işte çocuklar güçlenecekler, daha iyi bir hayat belki kendilerine çizecekler, kendileri tanımak, bir insanın kendini tanıması çok önemli bir şey vesaire. Sonra dedi ki, tamam ama neden? Yani biz o anda anladık ki şunu soruyor. Hangi partidensiniz ya da hangi cemaattensiniz? Yani kime çalışıyorsunuz? Kafasındaki soru o. Yani neden bunu yapıyorsunuz? Diyorduk ki yani ya bizim siyasetle işimiz yok. Yani biz siyaset hiç yapmıyoruz. Yani burada siyasi bir derdimiz, kaygımız böyle bir şey yok diyoruz. Bir kere diyoruz, iki kere diyoruz ama sorular bu yönde hep geliyor falan. Bir gün sevgilimle beraber bu konuyu konuşuyoruz. Dedik ki ya bizim gerçekten hiç siyasetimiz yok mu? Yani bizim yaptığımız iş siyasal değil mi hiç? Yani hiçbir anlamı yok mu siyasal açıdan? Şimdi ben o zamanlar siyaset biliminde de doktora yapıyorum. Dolayısıyla Melike'nin sorduğu soruyla ben şunu kendime sordum. Yaklaşık 15 yıldır siyaset bilimi içindeyim ama şu soruyu kendime ilk defa sordum. Yani siyaset ne ki? Yani siyaset nedir? Diye bir soru sormak zorunda kaldım açıkçası. Şimdi biz siyaset deyince ne anlıyoruz? Yani işte bir majör bir yapı var. Öncelikle gördüğüm buydu. Yani siyaset deyince insanlar ne anlıyor? Biz ne anlıyoruz? Siz kimsiniz, ne için bunları yapıyorsunuz diyen aileye biz neden biz siyasetle ilgimiz yok diyoruz. Çünkü kafamızda bir siyaset tanımı var demek ki. Ama biz o siyasetle işimiz yok. Fakat yaptığımız için hiç mi siyasal yok? Var ama ikisi aynı siyaset değil. O zaman kafamda iki türlü bir siyaset oluşmaya başladı. Yani bu var olan dominant ve bildiğimiz geleneksel bu siyaseti majör siyaset demek gerekiyordu. Bir de benim yeni yeni hissettiğim, yeni yeni keşfettiğim bir başka siyaset vardı. O da o an içinde bulunduğum kuramsal çerçevenin bana minör siyaset olarak tarif etmeme iten bir boyut vardı. Majör siyasetle minör siyaset arasında çok temel bir ayrım. Majör siyasetin iktidar talep etmesi gibi bir şey var. Yani majör siyaset özellikleri içine, o alana çıktıysa bir parti, bir oluşum, bir hareket neyse, bu ekoloji de olabilir, bu feminizm de olabilir bu noktada ya da sınıf hareketi de olabilir. Ama majör siyasetin siyaset yapma biçimlerini kabul ettiyse ve orada hareket edeceğim diyorsa, ben bir şey anlıyorum, iktidar talep ediyordur. Bu iktidarın nasılı şu an için önemli değil. Ama iktidar talep ediyor. Bu şu, yani ben yönetme, idare etme, bir şekilde var olanı düzenleme noktasında bir talebim var, iktidar talebim var. Ve bunun için de sizin kullandığınız araçları kullanacağım.
ne yapıyorsunuz? Popülizm mi yapıyorsunuz? Yani popülizm sağa ait bir şey olarak görülürken ben de sol popülizmi yapacağım. Siz millet diyorsunuz, ben halk diyeceğim. Atıyorum. Yani siz işte makarna dağıtıyorsunuz, ben öğrencilere sabah çay simit kartı dağıtacağım. Yani bir şekilde sizin kullandığınız araçları kullanacağım. Yani bu alanda ben de talepkarım. Medyayı kullanıyorsunuz, ben de alternatif medyayı kullanacağım. Ne bileyim işte bir söylem üretiyorsunuz, ben de karşı söylem üreteceğim. Dolayısıyla burada hep şey var, etkiler var, tepkiler var. Yani bir tepkisellik var sürekli. Neyse, minör siyasette bu yok öncelikle. Yani bir iktidar talep etmeyen bir tarafı var minör siyasetin. Yani işte çokluk olması, içkin olması, gönülden olması, prefiguratif olması, yani hemen şimdi harekete başlaması, hızlı anlamında değil ama bir şeyi beklememesi, tepkisel olmaması, hani bir protesto kültürüne değil de kendi gücümüz neyse başlayalım diyen bir tavır, çatışmacı değil, barışçıl, yani karşıdakinin iyiliğini gözeten bir tavırla ona yaklaşması aslında. Neşeli olması, bunların sonucu olarak neşe çıkıyor ortaya bence hocam.